1. İkinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 123 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. İkinci sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 123-10. Rum Suresi 41. ayeti genetiği değiştirilmiş ürünler ve insan sağlığı üzerindeki etkileri bağlamında değerlendiriniz. Cevap, insanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Rum Suresi, 41. ayet. Genetiği değiştirilen ürünlerin görünüşte kazanç sağlayacağı ama evrende var olan düzeni bozacağı için çok zararlı sonuçlar olacağını, insan sağlığını da etkileyeceği şeklinde değerlendirebiliriz. 11. Birey ve toplum olarak yeryüzünde Allah'ın, CC, var ettiği dengeyi korumak için neler yapılabilir? Yazınız. Cevap, çevremizi ve doğayı korumak. Doğaya zarar veren ürünleri kullanmamak. 12. Dinin, canın, aklın, neslin ve malın korunmamasını yeryüzünde düzenin bozulması açısından değerlendirerek yazınız. Cevap, dinin, canın, aklın ve malın korunmaması toplumların varlıklarını tehlikeye atar. İnsan hayatı tehlikeye girer. Neslin geleceği tehlikeye girer. Sağlıklı bir toplum oluşmaz, aklı zayıflatan kötü alışkanlıklar yayılır, kişi mal edinme hürriyetine sahip olmaz. Birey olarak dengeyi korumak için doğayı ve çevremizi korumalıyız, aşırı tüketim yapmamalıyız. Doğaya zarar veren ürünleri kullanmamalıyız. Ç. Aşağıda verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. Cevap 1. İkinci sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 123 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.